Ege'nin her tarafı güzel. Ama belirli yerler var, popülist olmuş. İşte tatillerinize hep aklınıza gelen. Alaçatı da bunların başında sayılan bir yer. Ama aslında şöyle, orası gerçekten güzel bir köydü. Yani insanların yaşadığı zaten eski evler, dar sokakları olan bir yer aslında. Taş evleri var. Evet. Ama buranın popülist olma hali var. Bu şimdi sadece Alaçatı için geçerli ama Alaçatı biraz daha öne çıkmış bir yer. Bunun sebebi de şu. Şimdi herkesin hayatında belirli bir yere gelip çalışıp ama sonunda Ege'de bir köye yerleşim diye bir hayali evet, var. Hepimizin hayali bu. Ya işte betonların arasında sıkışmışız, bir doğaya çıkalım, bir bisiklet sürelim, hareket edelim. Böyle bir özlem var hepimizin içinde. Evet. Şimdi bu özlem olan kişiler şöyle bir şey yaptılar. İşte Alaçatı der ki, dediler burası çok güzel bir yer. Ama şöyle bir hataya düştüler. Kendileri köye adapte olmak yerine, ya buranın bir dokusu var, buranın bir yaşanmışlığı var değil mi? Köy dediğimiz nedir bizim? Tavuklar, inekler, evet. Doğal bir şey olması lazım. Ama buraya kendi mantıklarını da taşıdılar. Yani dediler ki biz İstanbul'da belirli bir sistem içerisinde yaşamışız, bir kurumsallıktan gelmişiz. Biz bu kurumsallığı köylere getirelim. Evet. Bu sefer ne oldu? Kapitalizmi Ege köylerine taşıdılar. Kapitalist sistemi geldi. Şimdi Alaçatı'nın şöyle bir özelliği var. Köylüler hala orada, hala orada yaşıyorlar. Köylü var. Bir arka sokağa köy kahvesi var. Bir arka sokağa geliyorsunuz, fiyatlar 5'e katlanıyor. İsimler değişiyor. Böyle İngilizce acayip böyle isimler, okumakta zorluk çektiğin isimler var. Bu Alaçatı'da çok bariz bir şekilde öne çıkmış. Ege'de de bunun örneklerini görebilirsiniz. Ama Alaçatı'dan şöyle bisikletlerimize bindik. Çok değil, bir 15-20 dakika pedal çevirdiğimiz zaman işte Ilıca plajının önünden geçtik. Karaburun'a doğru bisikletimizi sürdüğümüzde işte asıl gerçek doğa orada. Muhteşem bir doğayla karşılaşıyoruz değil evet. mi? Evet. Şimdi Karaburun İzmir Yarımadası olarak geçiyor ve önemli bir yer. Yani İzmir'in en güzel yerleri. Kısmen birazcık daha bakir kalabildi. Orada halen balıkçılık var. Halen doğal yerleri korunabiliyor. Şunu da görebiliyoruz. Yine villalar yapılmaya çalışılıyor. Ama kısmen diğer yerler gibi olamıyor. Çünkü Karaburun'un birazcık daha özel bir yanı var. Şimdi orada zeytin ağaçları var. Çok önemli yani Ege'nin en önemli şeyi. Keçiler vardı bir dönemler. Şu anda yok olmama sebebi keçi çobanı yok. Maalesef. Şimdi balıkçılık da orada var. Şimdi balık da şöyle şimdi ülkemizin her tarafı denizlerle kaplı. Denizlerle çevrili tabii. Yani sırf balık bize bakın hepimize yeter. İşte kapitalist sistem böyle bir şey. Yani çok böyle aşırı yüklenmek, böyle tüketime dayalı bir mantık olursa ne balık kalıyor ne de bu köyler bu şekilde kalıyor. Alaçatı Türkiye'de iyi bir örnek. Yani görülmesi, anlaşılması gereken bir şey. Niye? İşte kapitalizmin getirdiği şey. Hatta köylüler de artık köylülükten çıktı. Şu anda evet. Ege'de gördüğümüz maalesef bu. Köyde artık villa yaptırtmak. Evet, işte köylülerimiz de artık bu kapitalist sisteme boyun eğdi gibi bir şey. Çünkü onlar da kolay para kazanmanın yolunu öğrendiler. İşte ekip biçmek yerine bir arsam, bir bölgem varsa oraya bir villa dikeyim, işte kolay para kazanayım, ben de rahatıma bakayım. Böyle bir mantık oluştu köylülerde de. Şimdi çok komik aslında. Hakikaten bakıyorsun, şimdi Alaçatı'nın o dar ara sokakları var ya, zaten oturacak bir yer de yok. İşte diyorlar ki köy kahvaltısı 120 çeşit. Ya yapmayın yani, 120 çeşit hangi köyde görmüşsün? Hangi köy böyle bir hayat yaşamış? Yani
Bunun böyle bir aldatmaca, işte bu kapitalist sistemin o reklam kısmı var ya, sırf böyle ambalaja dayalı bir şey.